Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Ben Avukat Ayhan Ömen. İlk sorumuz, değerli takipçimiz şunu bize soruyor. H2B vizesiyle Amerika'ya geldim. Fakat çalıştığım işten memnun değilim. İşi bırakırsam vizem düşer mi acaba? Ne olur diye bu takipçimiz bize soruyor. H2B vizesiyle Amerika'ya geldiyseniz ve vizenizi aldığınız sponsor firmada çalışmaya başladıysanız ve planlandığı gibi gitmiyorsa işler tavsiyemiz iki türlü olacak. Yani ya sponsor ana firmayla görüşüp başka bir iş yerine geçebilme, vize türünde değiş, hani, e, güncelleme yapabilme durumu olup olmayacağını değerlendirmeniz. Bu mümkün olmayacaksa da o zaman Amerika'ya girişinizden itibaren 90 gün geçmiş ise o zaman statü değişikliğine geçiyor olacaksınız. Dolayısıyla buradaki e, dikkat edilmesi gereken nokta şu. Eğer başka bir statü başvurusuna geçmeden işi bırakırsanız evet var olan... H2B vizenizi düşürmüş durumdasınız. Dolayısıyla başka bir statüye geçme durumunuzda da yasal durumunuz olmayacak. Dolayısıyla bu şekilde yasal durumunuzu kaybedecek duruma girmenizi tavsiye etmiyoruz. Yapılacak en mantıklı şey eğer girişinizden 90 gün geçmişse ve kesinlikle iş yeriyle ya da başka bir sponsor durumu mümkün olmayacaksa o zaman statünüzü yasal başka bir statüye geçirmek için gerekli çalışmaları başlatmanızda fayda var deyip bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Vize ile Amerika'ya gelen aile bireylerine Amerika'da buranın sağlık sigortasını yaptırmak istersek nasıl bir, bir, yol izlemeliyiz? En fazla ne kadar süreyle yaptırabiliriz? Şartları nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tahmin ediyorum ki bu takipçimizin kastettiği durum Türk ile Amerika'ya gelen kişiler için Aa, bu noktada tabii kişilerin sağlık sigortası elde etmeleri için belki tavsiyem e, Türkiye'den gelmeden e, bu uluslararası anlamda işte Amerika'da da sigorta sisteminden faydalanmasını sağlayacak sigortalardan bir e, bilgi almalarında fayda var. Çünkü bu şekilde hem seyahat zamanında hem e, Amerika'da bulunduğu gezli süresince Sağlık sigortasından faydalanabilir ama tabi bunun için ülkesindeki sağlık sigortalarıyla görüşüp uluslararası seyahat edecek kişilerin elde edeceği sağlık sigortasını değerlendirmelerinde fayda vardır. Çünkü öbür türlü Amerika'da bu kişiler turist vizelerine geldiklerinde teknik olarak burada herhangi bir sağlık sigortası imkanları olmayacak. Ama tabii bazı bu durumlarda olup hala işte buradaki federal hükümetin ya da eyaletin desteğinden faydalanan kişiler de oluyor. Tabii bu çok tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Çünkü sonuçta kişi bunu burada yasa olarak talep etmiyor ve daha sonra bu önünüze sorun olarak gelebilir. Dolayısıyla tavsiyemiz bu tip uluslararası seyahat edecek, turist hizmetiyle gelecek kişilerin ülkelerinden uluslararası bir seyahat sigortası durumuna bakmalarında fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip Uber yapıp şoför olarak çalışabilir miyim? Ya da turist vizesiyle Amerika'da Uber yapmak için çalışma vizesini nasıl alabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler Amerika'ya turist vizesiyle geliyorsalar da bu kişilerin turist vizesi süresince bunu ihlal etmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla kişiler Amerika'daki turist vizesi ile geldikleri süreçte yasal çalışma hakkına sahip olmayacaklar. Dolayısıyla e, bu kişinin turist e, vizesi süresince e, izinsiz işlere girişmesi ya da çalışması bunun içinde tabi Uber'de şoförlük de olabilir. Kesinlikle yasal değildir ve var olan yasal statüyü de ihlal sebebidir diyebiliriz. Tabi takipçimizin sorduğu nokta hani bu yasal değilse o zaman ne yapıp bunu elde edebiliriz noktasını soruyor. Hani, bu noktada şu olabilir. Tabii ki eğer siz Amerika'da bir yatırım düşünüyorsanız ve bir yatırımcı vizesi durumuna bakacaksanız yapılacak mantıklı şey yatırım yapıp Burada bir belki nakliye şirketi ya da işte taşıma şirketi kurup ve oraya yaptığı yatırımdan da araç satın alıp bu şekilde taşıma işine girme durumlarını yatırımcı vizesi üzerinden yapabilirler. Yoksa sizin başka türlü bu Uber işine giriyor olmanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla yatırımcı vizesi üzerinden gitmeniz en ideal yöntem olur deyip bu değerli takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 2019 Green Card talihlisiyim. Forumlarda birçok bilgi var ama sizin de görüşünüzü almak isterim. 2002 yılında 9 ay dil eğitimi için Kanada'da bulundum. Bu süreç için Kanada'dan polis kaydı almama gerek var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Bir şöyle bir durum var. Yani teknik olarak eğer siz bir ülkede 6 aydan fazla bulunduysanız bir nevi o ülkedeki ikamet etmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla sabıka kaydı olaylarınıza girerken ve diyelim yeşil kart başvurusunu yaptığınız ve yeşil kart görüşmenize giderken genelde sizin bu noktada 6 aydan fazla kaldığınız ülkelerdeki sabıka kaydı durumunuzda Genelde isteyecekler. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada, sonradan bir eksik yaşamamanız için ya da az bir süreniz kaldığında bunu temin etmeye çalışırken zorlanmamak için en güzeli şimdiden zamanınız varken Kanada ile irtibata geçip orada bulunduğunuz bölgedeki e, sabka kaydınızı çıkartıp bunu gerek polisten başka ya da gerek diğer bir departmanlar hangisi Kanada için uygunsa çıkartıp onu da yanınızda sunmanız ya da götürmenizle fayda vardır. Yoksa öbür türlü son dakika istenilecek bir şey olduğunda bunu temin etmekte zorlanabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta gibi bir gibi takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim 10 yıllık tur vizem var. Türkiye'de evliyim ve eşimle boşanmak üzereyim. Eşimden boşandıktan sonra Amerika tur vizemle gelip orada ABD vatandaşı ile evlenip 3 yıl evli kalıp vatandaşlığımı alsam Sonrasında olur da Amerikalı eşimle anlaşamayıp boşanırsak ve yeniden Türkiye'den biriyle evlenirsem Türkiye'deki eşimi ve çocuğumu Amerika'ya getirebilir miyim? Bu süreç nasıl işler diye takipçimiz bize soruyor. Yani eğer siz e, oldu da Amerika'daki e, bir Amerikalı vatandaşıyla evlenme durumunuz oldu ve evlendiniz ve bu evlilik süresince de yeşil kart sürecinizin sonunda Amerikan vatandaşlığına gittiniz. Daha sonra da eşinizle boşanma durumunuz oldu. İlişkiniz yürümedi ya da farklı bir durum oluştu. Ve dolayısıyla artık siz hem Amerikan vatandaşı oldunuz hem de bekar oldunuz yani boşanmış oldunuz. Ve dolayısıyla ondan sonra sizin tekrar bir evlilik yapıp bu sefer sizin başka birine green card veriyor olmanızda engel bir durum söz konusu değildir. Ee, tabii buradaki yanlış bir anlama doğmasını istemeyiz. Önemli olan nokta burada yapılacak evliliklerin. Gerçek evlilik olması ve gerçekten sizin evlendiğiniz kişilerle yaşıyor olmanız ve bunun üzerinden keza sizin Amerikan vatandaşı eşinizden oturum almanız ya da daha sonra siz Amerikan vatandaşı olarak ilerideki bir eş durum olursa ona oturum verme noktasındaki herhangi bir hususlardan ikisi gerçek evlilik olacak ve gerçekten beraber yaşayacaksınız. Bu sayede olduğu sürece herhangi bir sorun teşkil etmeden siz bu süreci geride bırakmanız mümkün olacaktır. Şimdi bugünkü canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Görme engelli birisi green card kazanırsa alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişinin özürlü olması green card almasına engel bir durum değildir. Yani sağlık sebeplerinden kişiler tabii ki green card'a gitmeye de engel durumla karşı karşıya kalabilirler. Burada ama önemli olan nokta sizin görememe durumunuzun olmuş olması sizin green card'ı alamama kategorisinde sokmaz. Ama burada diğer bir durum da gündeme gelir. O da şudur. Siz bu sefer e, acaba e, Amerikan hükümetine bir yük mü oluşturacaksınız? Size bakılması gerekecek mi? Yoksa siz kendi geçim durumunuzu sağlayabileceksiniz. Ya da size ek bir sponsorla bu geçim durumu probleminiz çözülebilmesi önemli bir kayda haline gelebilir. Dolayısıyla green card'ı almanıza engel bir durum olmasa bile. Aynı anda sizin Amerikan hükümetine bir yük olmayacağınızı da göstermeniz gerekecektir. Yoksa Amerikan hükümetinde özellikle bu tip özürlü durumda olan vatandaşlarımız için tabii ki destek programları mevcuttur ve bunlar federal hükümet tarafından desteklenen programlardır. Ama bir kişinin tabii ki görme durumunun olmaması o kişinin çalışamayacağı anlamına gelmez. Tam tersi Amerika'daki çalışma ortamında özürlü olan kişilerin de çalışma zorunluluğu vardır. Yani onların da çalıştırılabilmesi gerekmektedir. Eğer özürlü kişiler çalışabilecek durumdaysa bu noktada belli ölçüde işverenler bu durumda olan kişileri almak zorundadırlar demek istiyorum. Dolayısıyla bu noktadaki özellikle maddi durum ve hani hayatta kalabilme durumunu aşabildikten sonra herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan tabii ki yeşil kartı bu değerli takipçilerimiz de alabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H2B vizesiyle birden fazla işte çalışabilir miyim? H2B vizesiyle birden fazla işte çalışabilir miyim? Şimdi H2B vizeleri tabii ki çalışma vize türleridir ve bu çalışma vize türlerinin özelliği de sizin belli bir sponsorun yanında geçici olarak çalışmanızda ihtiyaç duyulduğu için ve onların sponsorluğuyla onların iş yerinde çalışabilme imkanınızdır. Dolayısıyla siz size H2B yani H2B vizesi için sponsorluk başvurusu yapılan firmada ya da şirkette ancak çalışabileceksiniz. Onun dışındaki iş yerlerinde çalışabilmek için onların üzerinden de izin alınması gerekilmektedir göçmen tersinden. Yoksa siz sadece bir iş yerinde ancak çalışabilirsiniz. Tabii ki transferler mümkün olabilir. Başka işlere transfer yapabilirsiniz. Ama bir yerde çalışırken başka bir yerden de sponsorluk yok ise o iş yeri dışında bir yerde çalışmanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. C1 vizesi statüsünden F1 vizesi vize statüsüne başvuracağım. Ama aynı zamanda I539 formunu B2 vizesi içinde doldurun diyorlar. Sizce F1 vizesinin yanında B2 vizesine başvurmak zorunludur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Son dönemler yaklaşık bir buçuk yıldır en az. Göçmenlik dairesinin özellikle statü değişiklikleri noktasında çok ciddi değişiklikler getirmiş durumdalar. Ve bu değişikliklerden dolayı, yürürlükteki oluşan bu değişikliklerden dolayı çok ciddi anlamda red diyenler oldu. Ve sorun yaşayan öğrencilerimiz ya da kişiler bulunuyor. Dolayısıyla bu değişikliklerin arasında çok dikkatli olmak gerekecek. Evet bunlardan bir tanesi de artık kişiler sadece F1 vizesi statüsüne başvuru yaparken o başvuru yapmaları yeterli olmayacak. Aynı anda geldikleri ya da bulundukları statüyle devam ettiriyor olmaları gerekecektir. Dolayısıyla sizin durumunuzda olan bir kişinin sadece F1 statüsüne başvuru değil, aynı anda da B2 vize statüsünde uzatımı için başvurusunu yapmak zorunluluğu vardır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet ve dolayısıyla bu tip değişikliklere de dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve özellikle siz genç arkadaşlar da öğrenci arkadaşlar da gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi bu tip başvuruları kendileri yapmaya çalışmaktalar ya da okulları aracılığıyla ya da okullardan danışmanlar aracılığıyla yapmaya çalışmaktalar ve maalesef olumsuz sonuçla karşılanan çok kişiyle karşı karşıyayız yaklaşık şu bir buçuk iki yıldır ve tavsiyemiz kesinlikle bu işi bilen bir uzman avukatla yapmanızdır çünkü eğer red gelirse ondan sonra düşeceğiniz durum ve masraflar çok daha yüklü olacağını lütfen göz ardı etmeyin deyip bu takipçi arkadaşlarımız da bu şekilde bir tavsiyede de bulunmuş olayım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card kazanıp sırası gelmeyen ve almayan kişi ABD turist veya eğitim vizesine başvurunca sorun çıkacağı yönde bilgiler aldık. Ve turist vizesini alamadık. Biz Amerika'ya hiçbir zaman giremez miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şu. Kişilerin çekilişe başvuruyor olması çok büyük bir sıkıntı yaratmayabilir. Fakat eğer çekilişten green card hakkını elde etmişseniz ve bu green card hakkını elde ettikten sonra da DS formu dediklerimiz, DS formlarını doldurup göçmen başvurusu yaptıysanız ve bunun üzerine de vize görüşmesine gidip green card'ı da alamadıysanız artık sizin Amerika'ya kalıcı gelme niyetinizin olduğunu Amerikan konsolosluğu biliyor durumdadır. Siz e, daha sonra göçmen olmayan vizelere başvurduğunuzda bu önünüze gelebilir ve sizin tur vizesi ya da öğrenci vizesi almanıza engel bir durum teşkil edebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. C1D vizesiyle gelip gemiye katılmadan Amerika içinde kalmak mümkün müdür? Vizenin 30 gün duration süresi geçtikten sonra herhangi bir arama veya yakalama kararı çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kişiler bu C1D dedikleri C1D e, gemici izleleriyle Amerika'ya geliyorsalar Amerika'da belli bir süre kalmalarını sağlanabilir. Yani kişiler diyelim gelip e, 30 gün içinde gemiye binecekseler o süreçte Amerika'da kalabilirler. Onda bir sorun yok. Ama geliş amaçlarına uygun bir şekilde gemiye binmeleri ve ülkeden çıkış yapmaları gerekmektedir. Eğer bunu yerine getirmezseler kendilerine verilen vizeyi ve yasal durumu ihlal etmiş durumdalardır. Dolayısıyla eğer kişi gemiye katılmak amacıyla Amerika'ya gelip giriş yapıyorsa maalesef ondan sonra da Amerika'da statü değişikliğine girmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde kaçak duruma duran kişiler maalesef Amerika'da oturabilme ve green card hakkında sahip olma durumunda çok çok zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Eğer kişi gelip çıkışta yapmazsa ve bu C1D denilen gemici vizesinin süresini de geçirse Amerika içindeki oturumunu kendisinin aranması noktasında ya da gözaltına alınması noktasında evet bu son dönemlerde artık mümkün olacaktır. Eğer kişiler gelip ihlal yapıp 30 gün geçtikleri halde hala Amerika dışına çıkmadıysalar o zaman onlar için göçmenlik görevlileri arama durumuna başlayacaklardır. Ve eğer kendileri bulunursalar o zaman da sınır dışı sürecine sokulacaklardır. Bir nevi göçmenlik ihlali durumundan dolayı gözaltına alıp ondan sonra sınır dışı sürecine sokulan kişiler olacaktır deyip ha, bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bunu da kendisini iletelim. Eğer siz bu şekilde gemici vizesiyle gelip gidebilme durumunuz var ise tavsiyemiz bu tip ilale girmeden önce bir de turist vizesi denemesini yapıp turist vizesini de Amerikan konsolosundan alırsanız bu sayede istediğiniz zaman uzun kalacağınız zaman turist vizesi yakalarsınız ya da e, gemiye katılacağınız zaman da o zaman bu C1 and the, yani vizesiyle gelip Amerika'da geminize bilme durumuna imkanına sahip olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da vize statü değişikliği sürecinde Çalışma izni var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kişiler burada geldikleri statüden başka bir statüye geçiş başvurusu yapıyorsalar dolayısıyla çalışma izni hakkına sahip olmayacaklardır. Eğer kişiler buraya çalışma vizesiyle geldiler ve çalışma vizesi imkanı sağlamayan başka bir vize durumuna geçiş yapıyorsalar maalesef eğer çalışma vize süreleri de bitmiş ise burada çalışmaları mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bunun diğer bir opsiyonu ne olabilir? Kişi çalışma vizesi olmayan bir statüyle gelir ve çalışma vizesi imkanı sağlayacak bir statüye başvuru yapılır. Onu beklerken hala çalışma izni olmayacaktır. Ta ki onayını alana kadar. Dolayısıyla sizin burada çalışabilmeniz için ister bekleme süresi olsun ister öncesi ya da sonrası elinizde bir çalışma izni ya da onayının ya da vizesinin bulunuyor olması gerekecektir. Öbür türlü çalışma izni hakkına sahip olmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesi işlemleri devam ederken green card çıkarsa E2 vizesi işlemlerini sonlandırmak herhangi bir sıkıntı yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz E2 vizesi işlemleriniz sürecin içindesiniz. Hazırlıklarınız yapılıyor ya da başvuru yapılmış durumda. Eğer siz başvurunuzu Amerikan konsolosluğunda yapmak üzere hisseniz ya da yaptıysanız o zaman herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Çünkü herhangi bir ihlaliniz de yoktur. Dolayısıyla artık green kartınıza devam edeceksiniz. O zaman E2 süresinden vazgeçtiğinizi bildirmeniz ya da görüşmeyi iptal etmeniz yeterli olacaktır. Ama siz Amerika'da bulunuyorsanız ve göçmenlik dairesinde başvurular yapıldıysa ve yasal durumunuzun korunması gerekecekse o zaman dikkatli olmanız gerekiyor. E var olan E-2 vizesi e, sürecini tamamlamanız ve yasal bir statünün içinde devam ediyor olmanız gerekebilir. Ya da yasal bir statüdeyseniz zaten onun e, ona ek olarak E-2'ye başvuru yapıldıysa o zaman E-2 başvurusunu çekebilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Ama aldı yasal statünüzün devam ediyor olması çok önemli olacaktır ki bu sayede yeşil kart adımınızı atarken herhangi bir sorunla karşı karşı kalmayınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'deki ABD Ankara Konsolosluğu bize görüşmelerini Nisan Mayıs ayı için erteliyor. Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Personel eksikliğinden dolayı dediler ama böyle bir erteleme oluyor mu? Başka bilginiz var mı? Konsoloslukların Amerika vize mülakatlarını neden ertelemektedirler diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsoloslukları tabii ki kendi çalışanlarının sayısı, durumu, programı, yoğunluğuna göre tabii ki vize görüşmelerini ya da göçmenlik vize görüşmelerinin randevularını belirlemektedirler. Dolayısıyla tabii ki oradaki müsaitlik durumuna göre bu yapılmaktadır. Eğer var olan durumda zaten mevcut diyelim ayın ...görüşmeleri var ise ve onlar ertelenmişse gelecek aya bunun bir sebebi vardır. Dolayısıyla ya onların güvenlik açısından oluşan bir durum vardır... ...ve güvenlik açısından bir dolu durum oluşuyorsa gerekirse konsolosluğu da kapalı tutabilirler... ...ya da az sayıda kişi girişine yönlendirebilirler. Ya da size belirtildiği gibi personel eksikliğinden böyle bir durum var ise bu da olabilir. Dolayısıyla genelde Amerikan konsolosunun bu tip vize görüşmelerini ertelemesi için belki örnek veriyorum 3 sebep olabilir. Bunlardan biri güvenliktir. Çünkü bu tip durumlarda var olan mevcut görüşmeleri erteleyebilirler, iptal edebilirler. İki, çalışanlarının eksikliği ya da oluşan sıkıntısı olabilir. Onların takvimi, schedule da olabilir. Üçüncüsü tabii ki eğer ülkeler arası bir sıkıntı yaşanıyorsa biliyorsunuz geçen yıl yaşandığı dönemlerde olduğu gibi geçen yıllarda kısa süreli de olsa karşılıklı askıya alma durumu olursa e, o zaman belki bu vize görüşmeleri iptal edilebilir ya da ertelenebilir. Yoksa onun dışında farklı bir neden olduğunu düşünmek bence mümkün değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H1B vize kotalarında bu sene için bir kota artırımı söz konusu mu? Bununla ilgili resmi bir açıklama duydunuz mu? Hiç acaba diye takipçimiz bize soruyor. H1B vizelerindeki kota durumları, numaraları ya da ne kadar alınacağı zaten yıllardır belli. Dolayısıyla bu noktada bir değişiklik şu an için söz konusu değil. Ve her sene şu an aşağı yukarı aynı sayıda yapılmaktadır. Bu sene yapılan h bir başvurularında da kota bir süre sonra dolmuştur ve ondan sonra da durdurmuşlardır. Ondan sonraki alınacak başvuruları. Dolayısıyla kotanın artırımı ile ilgili şu an için bir bilgi yoktur. Ama tabii ki gelecek sene de sonrasında ne olacağını söylemek şu an için çok erken olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim pasaport fotoğrafımda biraz uzun sakal mevcut. Bu Haziran ayında konsolosluğa gideceğiz. Sizce gitmeden pasaportumu değiştirmeli miyim? Oraya gidince sakalsız gideceğim. Sizce Amerika vizesine başvuru yaparken pasaport fotoğrafınızda ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle aslında sorduklarınızın son bölümü önemli. Yani dikkat edilecek nokta. Şimdi öncelikle Amerikan konsolosluğunun ne tür fotoğraf kabul ediyor olduğuna bakmanız gerekecektir. Dolayısıyla sizin Amerikan konsolosunun vize görüşmesi için yapacağınız, başvuruda kullanacağınız pasaport resmi türünde bir resmi genelde kabul etmektedirler. Dolayısıyla o resme uygun olduğu sürece pasaportunuzdaki resim ve son geçerli, 6 ay geçerli hala mevcut ise pasaportunuzun o zaman herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmanız mümkün değildir. Yani önemli olan Pasaportunuzda sakalınız olabilir ama bu sefer verdiğiniz yeni resim ya da oraya giderken sakalınız olmayabilir. Bunda bir problem söz konusu olmaz. Önemli olan pasaport kurallarına uygun bir pasaport resminizin oluyor olması pasaportunuzda ve süresinin de 6 aydan fazla hala geçerliğinin olmuş olması görüşmeye gittiğinizde bunlar şartlar olacaktır. Yoksa onun dışında herhangi bir durum ya da değişiklik yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Sponsor ile hemşire olarak Amerika'ya gelmek için hangi vizeye başvurmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin eğer Amerika'ya hemşire olarak gelip çalışabilmeniz için öncelikle Amerika'dan bir sponsor firmanın tabi size başvuru yapıyor olması gerekecek. Dolayısıyla öncelikle bir iş veren gerekecektir. Bu hastane midir? Bu herhangi bir sağlık ocağı ya da merkezi midir, doktor ofisi midir? Bunun önce belirlenmesi yani kim başvuru yapacak size. Ve dolayısıyla o başvurun üzerinden de çalışma vizesi bir türü bir şey mi yoksa green kartın başvuru yapılacaktır diye bakılmasında fayda vardır. Ama öncelikle tabii ki ise sponsor bir firmanın bu başvuru yapıyor olacak bir sponsor firmanın mevcut oluyor olması ilk şart olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da gıda işletmesi açmak kolay mıdır? Nasıl bir prosedür vardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sonuçta Amerika'da siz şirket açarken ya da işletme kuracaksanız, yatırım yapacaksanız Gıda sektöründe yapacaksınız. Tabii ki bu gıda sektöründe restoran mı açacaksınız, market mi açacaksınız, depo mu açacaksınız, üretim yeri mi açacaksınız. Yani bu yapacağınız işten yani iş türünden türüne değişecektir. Bir şirketinizin tabii hangi eyalette ve bölgede olduğu da fark ettirecektir. Özel izinlerin gerekip gerekmediğini. Ee, tabii aynı anda da hangi eyalette olduğunuz fark yaratacaktır. Bir de tabii ki hangi tür gıda sektörüne girdiğinizde ne tür izinler gerektirdiğinizi gösterir. Sonuçta siz Amerika'da bir gıda işletmesi açmanızda bir engel yoktur. Aynen diğer firma türleri gibi ya da diğer e, iş alanları gibi bir iş başlatıyor olacaksınız. Tek önemli olan nokta gerekli izinlere de sahip oluyor olmanız. Örnek veriyorum belki özellikle gıda alanında karşılaşacağınız durumlar ne olacaktır? Bir sağlık durumu olacaktır. Dolayısıyla gerekli sağlık izinlerinin alınması gerekecektir. Bulunduğunuz bölgeden. Ve iki, herhangi bir itfaiye kurumundan da izinler almak gerekebilir. Tabi bu da eğer orada mutfak ya da üretim ya da işte hazırlık gibi bir şeyler yapılacaksa. Ve dolayısıyla bu, bu iki türlü izin belki ek olarak sizin normalde işletme açarken sahip olacağınız izinlerin dışında almanız gereken izinlerden olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlıyında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ateist olduğundan dolayı Amerika'ya iltica yapmak istiyorum. Fakat dini görüşümden dolayı ilticamı Amerika'ya geldiğim zaman nasıl kanıtlayabilirim diye bu takipçimiz bize soruyor. Amerikan hükümetinin baktığı nokta iki şey olacaktır. Bir, sizin dini inancınızın olmamasını kanıtlamanız. Yani eğer siz bir, ben bir inanca sahip değilim diyorsanız o zaman bunu nasıl kanıtlayacağınız bir topluluğa ya da bir derneğe üyesiniz bu şekilde kanıtlayabilirsiniz. Tabii ikili bu noktada kötü bir muameleye maruz kaldıysanız bunun kanıtları ya da kalacaksanız bunun kanıtlarını bir araya getirmenizi Amerikan hükümeti görmek isteyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika sponsor firma ile gelirsem eşimin de çalışma izni olur mu? Nasıl yapabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Sorunuza bir nevi soruyla geleceğim ama burada önemli olan nokta size sponsor olarak başvuru yapacak firmanın sizi ne tür bir çalışma vizesinde Amerika'ya getireceği ya da green card'la mı getirip getirmeyeceğine göre bu sorunuzun cevabı değişecek. Farz edelim eğer iş yeri sizi h 1 vizesiyle getiriyorsa o zaman eşiniz H4 vizesine sahip olacak ve maalesef onların çalışma izni olmayacaktır. Ama farz edelim firma burada yatırımcı firma ve sizi çalışan olarak getiriyor. O zaman siz E2 çalışanı olarak vizesine sahip olarak buraya gelirken eşiniz de E2 vizesine sahip olacak ve ondan dolayı istediği firmada çalışabilecektir. Ya da farz edelim firması yeşil kartınıza direkt başvuru yapıyorsa o zaman siz o yeşil kartı aldığınızda eşiniz de yeşil kartı alıyor olacak. O da dolayısıyla istediği yerde çalışma hakkına sahip olabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu. Work and travel ile Amerika'ya geldikten sonra Amerika'da nasıl temelli kalınabilir ya da kalabilirim diye bir soruyla bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya work and travel programıyla geldiniz ve bu programınızı başarıyla devam ettirdiniz. Ve programınızı başarıyla tamamlamak üzeresiniz. Burada hala kalma niyetindeysiniz bundan sonra. Daha kalıcı olacağınız statülere geçiş yapmanız gerekecektir. Diyelim belki bir öğrenci statüsü, belki başka bir iş yeri üzerinden burada çalışabilme imkanı gibi durumları değerlendireceksiniz. Dolayısıyla bu tip durumların üzerine burada kalabilme ve normal work and travel süresinde severilen sürenin de ötesinde kalabilme hakkına sahip olacaksınız. Önemli olan nokta burada geldiğiniz work and travel programını başarıyla ile ilerletmeniz, tamamlamanız ki bu tip başvuruları yapmadan önce yasal durumunuzu kaybetmemeniz gerekecektir ki bu sayede burada rahatça daha ötesinde daha ya da daha sonra da kalabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'deki askerlik yükümlülüğümüz Amerikan vizesi alırken sorun teşkil eder mi? Askerliğimi yapmamış ise örneğin Amerika'ya tatile gitmek için turistesine başvurmak istesem sorun yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan Konsolosluğu kişilerin Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünü yerine getirmesi şartıyla vize verir diye bir durum söz konusu değil. Yani sizin askerinizi yerinize getirip getirmediğiniz noktası onların sizi vize vermesini engel teşkil edecek bir durum değildir. Fakat Amerikan Konsolosluğu değişik ya da Amerikan Konsolosluğu görevli değişik faktörlere bakarak sizin Türkiye'deki yükümlülükleriniz ya da bağlarınızı ölçebilir ya da sizin Amerikan vizesi alıp Amerika'ya gittikten sonra geri gelip gelmeme noktasına dikkat edebilir. Dolayısıyla bu tip durumlarda bazen o yükümlülüğü yerinize getirmediğiniz için askerliğinizi belki geri gelmeyeceğinizi düşünebilirler. Dolayısıyla bu tut noktalarda askerlik görevini yerine getirmiş olmak kişiler için artı olabilir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H1 vizesi sadece üniversite mezunlarına mı veriliyor? Bir istisna olamaz mı? H1 vizesinin eğitim dışında başka şartları var mıdır diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi H1 vizesi genel olarak üniversite mezunu 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamış ve o eğitime benzer bir işte Amerika'da çalışacak kişilerin alabildiği bir vizedir. Bunun istisnası var mıdır? Evet tabii ki vardır. Bu istisnada ya kişiler 4 yıllık eğitime sahip olmuş olacaklar ya da buna denk gelecek çalışma geçmişine sahip olmaları gerekecektir. Örnek veriyoruz. Eğer kişi diyelim 2 yıllık üniversite bitirdi, 4 yıllık okumadı. O zaman 2 yıllık üniversiteyi bitirdiğinin kanıtları ve diploması transkribinin yanında en az 6 yıl daha çalışma geçmişinin olduğunu gösterirse bu da her okumadığı yıl için 3 yıl çalışma geçmişi gerekecektir. Dolayısıyla bu sayede kişi burada e, H1 bir vizesi hakkı elde edebilir. Ya da kişi hiç üniversite okumamış olabilir. 4 yıllık eğitimin karşılığı olarak 12 yıl çalışma geçmişine sahip olması gerekecektir. Eğer sahip ise o zaman H1 bir çalışma vizesini alma hakkına hala sahip olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişini kazanıp kartı aldıktan sonra kartımın iptal olmaması için Amerika'da ne kadar süre kalmam gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Özellikle Türkiye'de çalışan memurlar için sadece yıllık izinlerimizde Amerika gidiş geliş yapsak olmaz mı diye takipçimiz bize soruyor. Eğer gerçekten Amerika'da yaşayacaksanız bu yeşil kart adımını atmanızı tavsiye ederiz. Eğer çok yaşayabileceğiniz bir durum yoksa bu sizin için hem bir külfet hem bir yük, masraf anlamında, hem zaman anlamında, hem endişe anlamında bir yükümlülük haline gelecek. Dolayısıyla tavsiyemiz bu tip durumda olan vatandaşlarımız ve takipçilerimiz için eğer böyle bir niyetleri yoksa yakın bir süreçte bu tip bir başvuru yaparak yeşil kart alıp ondan sonra bu konuda zorluk yaşamalarını tavsiye etmeyiz. Ama sorunuzu cevaplarsak kişi eğer Amerikan vizesini elde etti, kazandı. O zaman en azından diyelim 6 ayda bir Amerika'ya giriş çıkış yaparak bu durumu koruyabilir. Ama farz edelim hiç gelemeyecek bir yıldan fazla. O zaman en az 2 yıl gelemeyecek şekilde bir izne başvuru yapma hakkı vardır. O izne başvurup bu süreçte buraya gelmeyerek sonrasında kartını koruyabilmektedir. Ama yoksa şunu lütfen yanlış anlamayın. Hani siz orada bir çalışıyorsunuz. Ancak yıllık izinde gelip giderim, yıllarca da böyle devam eder mantığını çok tavsiye ettiğimiz bir mantık değil. Bunun çünkü cevabı şu olmuş oluyor. Aslında sizin çok yeşil kartı ihtiyacınız olan bir durum da yok. Ya da burada yaşamayı çok düşündüğünüz bir durum da söz konusu olmadığı için bu kadar külfete girip bununla uğraşmanızı şu an için tavsiye etmeniz. Ama yakın bir süreçte burada olacaksınız o zaman başvuru yapabilirsiniz. O zaman o birkaç yıl süresince yeşil kartı korumanızı da elinizde tutmanız da mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen diğer soru şu önde Green card çekişini kazanıp mülakatta kartı alıp eğer Amerika'ya gidemezsem kartım ne zaman iptal edilir? Çünkü bir süre yurt dışına çıkış yapamayacağım iş ve burada kalacağım tarzında bir cevap vermiş. Şimdi eğer sizin green kartınız çıkmış ise ve siz Amerikan konsolosunda göçmenlik vizesi görüşmesine gidip vizenizi de pasportunuza damgalanmışsanız o zaman sizin fiziksel green card'ı almanız ancak Amerika'ya giriş yapmanız da mümkün olacaktır. Bu da belli bir süre limiti olacaktır. Diyelim ki siz Amerikan konsolosluğuna girdiniz ve size vizeyi verdiler. Size vizeyi verdikleri süreç içinde Amerika'ya girmeniz gerekmektedir. Eğer girmezseniz o zaman var olan yeşil kart hakkınızı kaybetmektesiniz. Dolayısıyla bu noktada eğer çıkış yapamayacaksanız çok da süreçte ilerlemeniz çok mantıklı olmayabilir. Ama tabii ki göçmenlik vizesini aldığınız süreç içinde durumunuzu değerlendirip giriş ve çıkışı yapabildiğiniz zaman ancak buna sahip olacağınızı ve göçmenlik vize süresinde geçmemesi gerektiğini lütfen unutmamanız gerekecektir. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da üniversite bitirdikten sonra hangi yollardan green card alabilirim? Green card almam için... Ne yapmak gerekmektedir Aa, diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer bu değerli öğrencimiz gibi arkadaşlar Amerika'da eğitim için geldiklerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversite eğitimlerini bitirdikten sonra en ideal e, green card'a gidecekleri nokta şirketler üzerinden onlar için yapılacak başvurular olacaktır. Dolayısıyla şirketler üzerinden kendilerine yapılan başvurular üzerinden yeşil karta geçiş yapmaları mümkün hale gelecektir. Bunu dikkate alarak kişiler gerekli çalışmayı yapabilmektedirler. ve Dolayısıyla bu sayede Amerika'da işte oturup sahibi olup çalışmaya devam edebileceklerdir. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızın belki yeşil karta gidebilmesi bir iş yeri sponsorluğu. İkincisi de belki kendilerinin çok ciddi çalışmaları olursa, test çalışmaları, buluşlar, işte topluma katkı sağlayacak çalışmalar bunların üzerinden de kendilerine yeşil kart hakkına başvuru hakkına sahip olma durumları doğabilir. Yoksa hani genel olarak sizin için yapılabilecek şey iş yeri üzerinden, sponsorluk üzerinden yeşil karta geçiş olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türk vizesiyle Amerika'ya gelip çocuklarımı, akrabalarımın yanına bırakıp onları Amerika'da okula gönderebilir miyim? Aa, bu durumda çocukların nasıl yasal olarak Amerika'da kalabilirler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anlattığınız durumda en ideal yöntem şu olabilir. Eğer çocuklarınız 16 yaşının altındaysalar ve Amerika'ya geldiklerinde Amerika'da onların, onlarla ilgilenecek ve onlara bakacak akrabalarınız olduğunu söylemişsiniz. Eğer bu akrabalarınız da bu çocuklara sorumlu olabilme ya da çocukların gardiyanı olabilme gibi, onlar hakkında karar verebilme gibi bir sorumluluğu üzerlerine almak isterseler, o zaman o sorumluluk üzerinden çocukların green card alabilme hakları doğabilecektir. Ve dolayısıyla çocukların burada okumasında bir sorun olmayacaktır. Burada okula da gidebilecekler. Dolayısıyla eğer çocuklar burada akrabalarınızın yanında kalacak ve akrabalarınız bütün sorumluluklarını ve yükümlülüklerini alacaksa o zaman onlar üzerinden bu adımları atmak yerinde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.